Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Kandiliniz de mübarek olsun. Ne kandilidir bu akşam? Kadir gecesi. Kadir gecesi. Kadir gecesi. Peki Kadir gecesi de ne olmuş? Biz burada oturuyoruz. Hani şey için soruyorum, şaka demiyorum böyle. Garibe mi gitti yani bu gittiğim yerlerde? Yani başka bir şekilde yorumladılar da bilinen bir şekilde olduğu halde nasıl öyle farklı anladılar ben de anlamadım. Nasıl yorumladılar abi? Nasıl yorumladılar? Yani ben size söyleyeceğim. Kadir gecesi nedir mesela? Ne olmuş bu gece? Kur'an'ın nüzulüne baktığı gece diyor. Yedinci nüktede diyor ya. Kur'an'ın nüzulüne baktığı cihetiyle diyor. İnzalan inmeye başladı mesela. O zaman o mektubatı ver. Orayı aç bana. Oraya bakalım. Kur'an ne olmuş abi? Yani Levh-i Mahfuz'a mı inmiş? Levh-i Mahfuz'dan buraya mı gelmiş? Orayı aç bana. Levh-i Mahfuz'dan buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Sırat gecesi gelir sen Levh-i Mahfuz'a. Buraya gelin buraya. Yani öyle mi olmuş Levh-i Mahfuz'a? Öyle. Nereye nüzulüne yani? Hani Levh-i Mahfuz'a mı inmiş, Levh-i Mahfuz'dan bu peygambere mi gelmiş? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş abi. İşte semaat, şey, alem-i şehadette nüzul ettiği zaman. Yani. Evet. Yani öyle ki, öyle olan bir şey, Levh-i Mahfuz'a indi diye anlıyorlar. Garibime gitti yani. Peki mesela dağıt. Yani şey havası olsun, güzel bir hava olsun böyle. Çayda dağıt. Bak şimdi arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, ben top genelini şey yapıyorum şimdi. Bayağı baktım. Tövbe ve istiğfar. Günah affedebilir yani. Affedildiğini kesinliğimiz yoktur. Değil mi öyle? Cenab. Affedilebilir. Fakat Ramazan-ı Şerif'te günahların affedilmesine ihtimal ifadeleri kullanılmıyor. Affedilmiş, ediliyor. Kesin. Evet. Yani gidişat ifadelerde öyle diyor. Affedilebilir demiyor. Günahlarınız affediliyor. Affediliyor. Haç gibi mi oluyor o zaman? Evet, yani mesela Rama, yakan anlamında, zan, Ramazan, zan düşüncelerin oluşturduğu, suizanların oluşturduğu düşünceler ve düşüncelerin dışa vuruşu olan günahlar. Ondan sonra derse başlayacağım. Demek ki Ramazan günahları yakan bir sistemin adıdır. Sizi şaşıracaksınız. Cebrail'in bir vazifesi var değil mi? Herkes için malum. Cebrail. Mikail'in de vazifesi var. Azrail'in de vazifesi var. İsrafil'in de vazifesi var. Ramazan denilen bir melaike var. Bu meleğin adıdır. O ayda, o ayın mümessilidir. Müekker melaikesi olduğundan aya o denmiş. Her ayın müekker melaikesi var. Şaban denilen bir müekker melaike var. Mesela yapraklara, rüzgarlara, atomlara, balıklara, yıldızlara. Ver bana. Ver bana. Verdim. Ondan sonra böyle koyayım. Yiyecek şey olan o insanlar var. Artık destede çay başladı. Bir yenilikçi olsun. Reformist. Öyle diyorlar. Reformist diyor. Şimdi her ayın müekker melaikesi var. Bu Ramazan denilen bir melaikenin şey, o aydaki o zuhuratına giriyoruz oruç tutanlar. O himayesine giriyorsun o meleği. Ramazan denilen bir melek var. İsrafil, Mikail, Ramazan, Cebrail. Böyle bu meleklerin şeyidir yani. Bir tefekkürümü söyleyeyim mi Hasan abi? Ben meleği. Ramazan diye bir melek ya.
bir tefekkürümü söyleyeyim mi abi? Evet. Ramazan'da şeyler de yani bir kusura, günaha veya bir şeye tokat da anında geliyor. Tehir yok diye müşahede ediyorum ben. Bilmiyorum doğru yanlış. Evet. Yani mesela. Onun herkesi gelmiyor. Onu şükretmek lazım. O geliyorsa. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Herkesi gelmiyor. Tokat gelse temizleyecek. Yani şükretmek lazım. Gelmiyorsa sıkıntı var. En büyük tekat odur. Şeye kaldı. Ahirete kaldı. Aman yarabbim. O zaman şöyle Salih dediğinden şöyle bir şey anlasak doğru mu olur? Mesela tokat gelenler Allah'ın sevgisini kazanmış yaşar, kişiler olur. Ya şaka kardeşim. Tokatı Allah'ın sevgisi sahibi. Mesela bak böyle şöyle geçiyor. Ben sana vurabiliyor muyum şimdi? Vuruyor mu ne kadar? Doktora vurabilir miyim? Vuramam ki uzak. Sana vurabiliyor. Tokat yakında vurur. Misaldeki misal bu. Salih ben sen vurabilir miyim? Uzak tamam. Vuramaz. Buna vuramaz. Vurabilir. Evet. Yakın olanlara vurur. Elhamdülillah. Yani, o da rahmet yani. Zecil gelirse zaten Allah belasını verdi işte. Bitti o. Şimdi arkadaşlar ne kadar şükretsek azdır. Nedir o? Günahlarımızla, sevaplarımızla çelikletse de, çelik gibi olsa, ahirete böyle gitse, ne yapardık ya? Peşan olalım. Allah muhafaza etsin. Günahımızı affetti görüştür ama. İhtimal değil ha. Dursun. Günahın affediliyor. İki Ramazan ortasındaki o kebair, ekmeği kebair hariç affediliyor. Alhamdülillah. O Ramazan denilen belaki, meleğin himayesine girip, senin adına şey yapıyor, zikrediyor, fikrediyor, şükrediyor, tövbe ve istiğfar. Şimdi ben şey okuyorum, güzel bir mübarek gece olduğu için böyle. Hem çayımızı içiyoruz, hem Ramazan'ımızı yaptık, hem teravihimizi kıldık, hem bir ferahlık da var, bir rahatlık var. Ondan sonra şükürler olsun, çay da içelim bu arada. Bismillah. Şimdi okuyorum. Her hasenenin ne nimet ya. Bir de şunu söyleyeyim de başlayacağım. Allah'tan ve ahiretle ümitli yaşamak kadar dünyada bahtiyarlık olamaz. Doğru. Ya. Mesela bir uygulayayım bunu. Bazen seyahat ediyoruz ya mesela uçaklarda. Yeni geldi yani. Bugün geldi. Delik hayatta gidiyorum, geliyorum. Urfa'dan korkunç bir türbülansa giriyor. Bazen. Sizde bir hastalık oluyor, bir psikoloji vesaire. Benim yaşadığım. O anda gayri ihtiyarı böyle. Bu arada uçaktan korkanlara söylüyorum. Türbülansta uçağın düştüğü hiç olmamıştır. Biraz mesleğim benim. Korkma. Türbülansta uçak düşmemiştir. Korkma. O haber sonra anlatırım size. Ama gayri ihtiyar insana şey yok. Yani o anda böyle korkunç bir şey olduğu zaman hemen insan bir şeyine tutunuyor. Mesela ustadı mevlidine gidiyorum. Davaya gidiyorum, derse gidiyorum. İşte Allah'a ve ahirete de ümitli yaşamak var ya, ölümün en güzel çaresi bu. Ümidin var mı ahirette? Allah'tan ümidin var mı? Ondan daha büyük saadet yok. Elhamdülillah. Dünyanın cenneti çeviriyor vallahi. Okuyorum. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise en az Ramazan'ın 3 ayları var ya. Recep, Şaban, Ramazan. Recep kimin ayı? Allah'ın ayı. Allah'ın ayı. Şaban? Ramazan? Ümmetin ama kimin? Olmadı. Bizden olmadı. Peki Allah'ın en zor iş Ramazan ya, Allah'ın olması lazım. Recep'te bir şey yapan var mı? Oruç tutmuş o kadar. Efendim, esas çileyi şimdi çekiyoruz. Elhamdülillah. Af, 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 mağfiret. Bak,
bu üç ayların dışında her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Tevhide götürüyor. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade olur. 300 tane değil mi? En az. Ramazan-ı Mübarek'te binlere, bine çıkar. Ve cuma gecelerinde binlere. Ve Leyli-i Kadir'de 30.000'e çıkar. Bu akşam ne? Leyli-i Kadir. Kadir. En az 30.000. Allah denilince 4 harf var. Dik üstünde elif var orada. O da harf sayılıyor. 5. Allah desen en az 30.000 çarpı 5. Bu akşam. Bu 83 sene ihya edene 83 sene bir ömür verilecek. Onun dışında bu. Allah affetmek istiyor kardeşim. Bunun Lazcası, Kürtçesi, Türkçesi bu yani. Allah. Ya diyor ki, ya yaptın diyor bir tanesi. Bu gece diyor, ihya ettin diyor. La kardeşim öyle gafil yaşayana Allah bu geceyi ihya etmeyi nasip etmez, korkma. Onu diyene bir baktım kenarda uyumuş arabada. Hani sonra dedim, ne oldu, hani yap, niye yapmadın, niye ihya etmedin? Nasip olmaz kardeş. Ya en az 30.000 bugün. Bu pek çok uhrevi faydeler kazandıran ticaret uhrevinin bir kutsi pazarı ve el-i hakikat ve ibadet için mıntaz bir meşeridir. Allah bu geceleri yapmış. Şuur-u selase içinde Regaib kandili 1, Miraç kandili 2, Berat kandili 3, Kadir gecesi olarak 4 mübarek kandil gecesi vardır. Bu kandiller hakkında gidiyor Berat şey var. Şimdi iki tane gece hakkında şey yapacağım. 1, bu akşam gibi sevabı adet bakımından sevap verilen bir gece yok. Yani en az 30.000. İkincisi, yani mukadderat-ı hayatının çekildiği programı hükmünde hangi gece? Berat. Berat'ın bir özelliği var ki Kadir gecesinde yok. Yani bir sene içinde, hani geçirdik ya inşallah Berat'ı, ne yaptınsa bir sene çekirdek olacak sana. İnşallah bir sene öyle geçecek. Bir sene. Şimdi şimdi Risale'den okuyorum. Demek ki bu akşam Kadir gecesi en az 30.000 ümmet bu akşama ittifak etmiş. Allah yanlışa ittifak etmez. Ümmet ittifak etmez yanlışa. İnşallah böyle muamele görür. Hadi bu gece kazanamadık veya tutturamadık, bu gece değil diyelim. Bizim kardeşler var, işte Urfa Mevlid'inde gördüm ve bizim dairede de öyleymiş. Her Ramazan'ın her gecesi sabahlıyor. Bir kişinin Murat yakalamaması mümkün değil. Yani doğuda, Urfa'da hep sabahlıyorlar. Bizde de nerede falan, burada da sabahladınız değil mi? Öyle bir evet, evet. Evet, burası da öyle değil mi? Bir ay, o Ramazan bu. Şimdi bir kişi yakaladı mı, gibicem, şahs-ı manevi mal oluyor, herkes yakalamış gibi oluyor. Ondan sonra bir tanesi gene diyor, ya bu kadar şey, kardeşim cemaate dahil olabilmek, kanaat edebilmek herkese nasip oluyor mu? Ya kolay değil. Cemaate kanaat edebilmek, yani hesap. Sorar gibi olmadan, ön yargı olmadan teslim olabilmek kesin işi değil o sadaka. Bir sürü hesaplarla geliyor adam. Bir sürü düşünceleri var, bir sürü zanları var. Ya ben de olurum. Olamıyorsun işte, olsaydı zaten bu soruyu sormazdım. Diyor ya zaten ümmet ittifak etmişse Cenab-ı Hak olmamış olsa bile kabul ediyor. Yani. Kabul ediyor. Öyle niyet ediyor yani. Altıncı nükte, Ramazan-ı Şerif'in siyamı. Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle üç tane şekilde ifade ediyor. Tekil ve çoğul diye. Oruç,
Sam ve Siyam. Ona girmeyeceğim şimdi. Siyam'a Kur'an'ın nuzulünde kullanıyor. Kur'an hakimin nuzulüne baktı cihetler. Demek ki bu ay ve bu gece. İlk bu gece inmiş. Vay be. Düşünebiliyor musunuz Kerim? Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Amme Nüveluhu kelamını bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirmiş. Allah var iken konuşma yoktu, hiçbir şey yoktu. Allah konuşmayı tövbe yarattı. Yani meyillerini, düşüncelerini kelama dönüştürdü. Ondan sonra onu vahiy ile destekledi ve hayatı anlamlandırdı vahiy ile. İlk bu akşam, yani bütün o koridor manevi biliyorsunuz o. Daha önce de anlatmıştım. Cebrail gelmeden önce sema alemleri koridor yapılıp bütün oralar temizleniyordu mancınıklarla. Şeytanlar def ediliyor. O koridordan Cebrail iniyor. Bütün şaşası ve azametiyle Allah rububiyet ediyor böyle. Bütün zuhuratıyla peygambere koridor açılıyor. Arşı ferşe bağlayan Hablülmetin iniyor. Kur'an o elinizdeki değil ha bu. Bu elinizdeki kitaba mushaf denilir. Dört şekilde her şeyin sureti var, her şeyin kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Şimdi Kur'an'a yapayım. Elimizdeki mushaf suretidir. Kur'an'ın kanuniyeti insanlıdır. Yani kainatta, kainat hakikat insandadır. İnsan yazılımındadır. Üç tane şey aynıdır. Kainat, Kur'an, insan aynı hakikatta yazılmıştır, yapılmıştır. Hakikatler aynı. Yani büyük insan diyor ya kainata. Yani şu, çekirdek ağaç, ağaç çekirdek. Kainat ağaçsa insan meyvedir. Meyvede çekirdek yok mu? Ağacın bütünü içinde. İşte Kur'an'ın sureti elimizdeki musaftır. Bu Kur'an'ın suretidir. Yoksa Kur'an mahluk değil. Eğer bu dört şekilde şey yapamasak, Kur'an mahluk değil ama önümüzdeki kitap mahluk ne olacak ya mürekkep çözemiyoruz. Yani bak kitap işte mahluk. Mürekkebi var. Kur'an bu. Mahluk değil diyorsun ya önümüzde. Kur'an'ın sureti mahluk bu. İşte bu. Bunun adı musaftır. Kanuniyeti yazılımı olarak, program olarak kainattır ve insandır. Kur'an, şeceri hilkat, insan yazılım itibariyle aynı. Netti kanuniyet. Hakikati de Kur'an'ın esma-i ilahiyi tasamun ediyor. Ve arşa inmiş. Şey, lef-i mahfuza inmiş. Orayı bütün hepsini tasamun ediyor. Esma-i ilahiyedir Kur'an'ın. Mahiyeti ise Allah'ın subutu sıfatından kelama bakıyor. O zaman sureti musaftır, kanuniyeti şeceri hilkat ve insandır. Hakikati Esma-i İlahiyelerdir. Bütün bin bir Esma-i İlahiyi tazamun ediyor. Bak mahluk değil Esma. Esma mahluk olur mu? Ve hakikati bu. Mahiyeti ise subuti sıfattan, kelam sıfatından geliyor. Demek ki mahiyeti mahluk değil, hakikati mahluk değil, kanuniyeti mahluk, sureti mahluk. Çünkü bu da donmuş Kur'an'dır. Kainat. Şecere-i hilkat. Yani bunu da böyle bilin. Şimdi Kur'an'ın nuzulüne bakıyor. Yani bu gece inmeye başlamış. Ya ben acayip, ben tabii hayal ediyorum ya. Ya ilk defa böyle inmesin, alışkanlık olmadan bir tefekkür edebilsek var ya, insanlıktan çıkmış böyle bir dönemde. Hangi şeyin için doğrudur? Bütün kainatın zatı, sahibi seni destekliyor, insanı destekliyor. Sana ufuk açıyor. Yani Kur'an'la yöntem geliştiriyor sana. Ahireti anlamlandırıyor. Allah'ın kendisini ifade ediyor Allah. Yani şeyle, Kur'an'la. Ben varım diyor. İnsana değer veriliyor. Vay aslında Kur'an'ın inmesi gibi gözükürken insanı direkt Allah'ın muhatap aldığını, insana değer verdiğini, kainatın merkezi kaymı insan olduğunu da gösteriyor.
insan kainatın kayyumunun sebebi olduğunu, nokta-i mihrakesi olduğunu, yegane muhatab ilahi olduğunu, halife-i ruh-i zemin, halife-i zişan olduğunu insan gösteriliyor böylelikle. İnsana değer veriliyor. Allah seni değer vermiş ve ayetini, yani kendisini sana veriyor. Diyor ki bak, Ramazan-ı Şerif'in siyamı, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle, Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulunu istihzar ile o semavi kitabı, yani onu hazırlayacak, ona muhatap olacak bir haleti kesbediyor. Mesela zemin oluyor değil mi? Zemin oluyor. Şöyle Faruk. Niye bugün ne 27. gece? Niye Ramazan'ın birinde gelmedi? Düşündünüz mü? Antrenman yapıldı, antrenmansız. Hah. İstihsar bu. 27. güne kadar Murat seni insan muhatap olabilecek geliyor. Mesela şöyle. Ramazan İman ve İslam esaslarımızın yenilendiğidir. Mesela Ramazan en büyük hikmetlerinden bir tanesi şudur. Niye oruç getirilmiş? İtikadımızı ve imanımızı, İslam'ımızı yeniden format atıyoruz. Yeniliyor yani itikad. Yoksa ülfet belası sanar. Yahudi hahamın dediği bu. Yahudi haham dedik bunu. Bu benim sözüm değil. İslam kendini yenileyecek, yenilikçi olduğundan tarih onu diyor, yok edemiyor diyor, unutturmuyor diyor. Bunu arkaya alır mısın şu ikisini? Geçin bakalım. Arkaya bir tane sen çıkın. Bak ders dikkat dağılıyor. Şöyle geç şuraya. Geçin geçin, arkaya geçin. Geç. Hadi bakalım. Geçin. Ha, tutun onu, ha, ayrı. Şimdi bir daha söylüyorum. İman ve İslam şöyle diyeyim. İmanın altı tane esasları var ya, imanın altı tane esası. Hep itikattır. Allah'a inanmak. Amentü billahi ve melaiketi, meleklere iman et. Ve kütübi, kitaplara. Eylem yok, hep inanmak. İslam ise inanmak yok orada. Eylem var. Namaz, kılmak. Zekat, vermek. Bak, eylem. Oruç, tutmak. Oruca inanmak değil, namaza inanmak demiyor. Sonra haca gitmek. Bunlar eylem. Peki kelime-i şehadet de İslam'ın içinde. Eylem midir? Değil ki. Kelime-i şehadet. Hani elemini söyle bana. Bitiriyorsun. Bir şey değil ki. O zaten Allah'a iman ettim diye zaten söylüyor. İtikada benziyor. İtikat. İtikat değil. İslam'ın esası. Namaz kılmak. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ne yapıyorsun sen bunu? Yukarıya niye itikada alıyorsun? O zaman yedi mi yapacaksın? Amentü billahi ve melaketi, Allah'a iman etmek. İtikat bu. Melekleri kitap iman etmek. Peygamberlere kitaplara iman etmek. Peygamberlere iman etmek. Haşre iman etmek. Kadere iman etmek. Kelime-i şehadet eylem değil. Ama İslam eylemdi. O iman ve İslam esasını eyleme dönüştürüp de haddini, hududunu bilen zatın fiili ifadesidir. Oruç tutan, zekat veren, haca giden, namaz kılanın fiili hareketlerini ifade edip ilan edendir kelime-i şehadet. Mesela şöyle diyeyim, bir müjde vereyim size. Şehit öldüğünü bilmez değil mi? Bilmez. Bak müjdeyi söyleyeceğim. Şehit. Öldüğünü bilmez ve cennetliktir. Hesap sorulmaz. Niye şehittir? Şahit olduğu için. Yani vatan, millet, namus için, mukaddesat için. Buna bu sefer bu hakikati ruhunda şahit olan şehit olur. Allah'ın icraatını tahkiki İman ehli de Allah'ın şu mevcudatın şahit olduğuna insan şahit oluyor.
şahit olduğu için tahkiki iman ehli şehittir yaşarken. Onun için anlamayacak o. Ve bütün kainat onunla alakadar olduğundan vefat edince alimin ölmesi, alemin ölmesi oluyor. Bak cephede ölmüyor. Mürekkebi. Ama o şehidi yetiştiren de bu. Askere gideni kim yetiştiriyor? Alim. Mürekkebi. Bak bir daha söylüyorum. Bu şu andaki karşımda kiraz var. O Allah anlatmıyor. Bir alim gibi anlatmıyorum. Ben Allah'ın orada Allah'ın varlığına orada gözüktüğüne şahit oluyorum. Şahit olduğum için şehit oluyorsun yaşarken. Ve Kur'an'da şahit olmayı şehit olarak gösteriyor. Dolayısıyla ille cephede değil, tahkiki iman ehli ki 11. lemada diyor ki onlar ölmesiyle kainat diyor, ağlar diyor. Bunlar şehit olacaksınız inşallah. Müjde var da görmediniz hala. Onun için hayretinizde gözükmüyor. Ya yorgunsunuz. Çok güzel oldu. Şehit olacaksınız. Şehitsiniz. Olacak değil. Şehit yaşarken şehitsiniz. Asker ise şahit olduğu anda şehit oluyor. Şahit olunca şehit oluyor. O andadır. Ama bir insan düşün ki hayatı hep şehit. Şahit olduğu için. Şahittir, meşhuttur diyor. O hakikatim yani. Anladın mı bunu? Marifet ehli meşhut tarafını da gösteriyor değil mi? Evet, şahit meşhuttur. Şahit olduğu şeyi gösteriyor yani. Şimdi mesele bak. Şu mevcudatı, şu kiraz var ya karşımda. Allah'ı tanımlayan, tarif eden, açıklayan, hatta casuslayan. Mesnevi Nuriye'de öyle diyor. Allah nasıl bir şey? Bilmiyoruz ama mevcudat diyor ki, bu bana kiraz diyor ki bak Allah'a casusladım ben diyor. Allah mulevindir diyor. Kiraz'a diyorum ki ne demek? Bak diyor Allah renklendirme sıfatı olmasa bana bu rengi o attı diyor. Allah seni biliyor dedi. Nereden biliyorsun dedim kiraz'a. O bana dedi ki seni bilmese bana bu özellikleri takmaz kiraz'a diyor. Allah tanımlıyor, tarif ediyor. Onun şahadetine ben şahitim. Onun tanımlamasına, Allah'a izah ettiğine şu kirazın, şahit olduğum için şahit olan şehit olur. Marifetullah'ın bürhanlarından bir tanesi. Evet. Şimdi dolayısıyla bu zat meşhut olduğunda şahadeti şahit oluyor. Şahadetine şahit oluyor, meşhut oluyor kişi. O zaman yaşarken şehittir. Ölmeden biz ölmeye şehit diyoruz. O avamidir. Allah Resulü yaşarken de şehitti. Ebu Bekir Sıddık'ta olan da şehitti. Alimler yaşarken şehittir. Alim, alem demektir diyor. Alimin ölmesi, alemin ölmesi. Alem ölüyor. Niye? Anda ölen değil, hayatı her safhası şehit. Çünkü şahit. O büyük komutanlar yatağında ölmüş mesela değil mi? Anladınız mı bu müjdeyi? Marifetullah'ta terakki etmek, yaşarken şehit oluyorsun. İlle şehit olmak için ölmen gerekmiyor. Allah'ın varlığına tanık ol yeter. Evet. O anda şehitsin. Tanık olduğun zaman. O anda şehit oluyorsun. Yani bir müjde bu. Şeytan istiyoruz ya, Allah'ım şehit et de, yani ne, hiç hesap sormayacak ya. Şehidin hesabı yok. Abi bizim köyde birisi öldü. Dün mü ne gömdüler? Telefon ettiler, telefon yağıyor. Ondan işte akrabası kaldı. Babalar falan gitmiş. Hocam bir şeyler duyuyoruz, biz de senizden duyalım, ahizeyi açtık falan. Ya şimdi diyor bunu gömdük, hesabı yok diyorlar diyor Ramazan. İmanı varsa Müslüman Ramazan öldü ya. İmanı varsa. Ramazan'da hesap sorulmuyor. Allah'ım. Ramazan'dan sonra peki bir gün geçtim zaten sorulmuyor. Adam kurtardı gitti. Sağ ol. Bugün biri vefat etti ya. Ben öyle bir Allah nasip etsin. Peki ne kadar özendik? Ya bu avam. Alim ise alemdir. Mevcudatın şahadetine şahit olduğu için meşhut oluyor bu adam. Şuhut sahibi oluyor. Ve
anda, bir anda mermi yiyor, şehit oluyor. Alim ise hayatın her safhasında şehittir. Ölmesine de gerek yok. Çünkü şehadetine şahit olduğu için meşhurdur. Şahit oluyorsun bak. Marifetullah'ta. Ya hakikaten öyle diyeyim ya. Şöyle bir düşün bak hele. Ömrünü Kur'an'a adamış. İnsanlara Allah'ını anlatmış. Peygamberin anlatmak derdine düşmüş. Bu yollara düşmüş. Ama düşmüş, yatakta ölmüş. Benim bir kardeşim burada bir tane şey, yaralı var. Gitti mi? Gitti o. Problem var. Tamam git. Gazi olmuş. Onun bir ileri düşün. Biz şey yapıyoruz. Asbel beşer. Cihat için gitmedi. Ama Allah nasip ediyor. Niye şart değilmiş? Cihatta niye şart değil? Eski eserinde anlatıyor. Askere gitti mi? Gitti. Vatan için gitti. Şehit olmaya gitmedi. Olsun. Fark etmiyor diyor. Şuradan gitti. Bir anda mermiyi yedi. Ya gazoz içerken ya da bisküvit yerken geldi bir kaza kursun derler. Ne kazası ya? Kaza doğru ya. Adam öldü. Şehit mi? Şehit. Ya bir anda adam hiç beklemedik bir şeyde belki de çekiniyordu, istekli de gitmedi. Bir mermi yedi gitti. Hasan da 60 sene uğraşsın. Onun makamına gelemiyor. Şimdi emeğe saygı oluyor mu şimdi? Emek ya. Adam bunun derdine düşmüş. Ömrü billah Allah'a Kur'an'ı anlatıyor. Allah'ına nasip etti. Biz bilmiyoruz bu olayı. Bunu da biliyoruz. 11. lema birkaç tane ile birleştiriyor. Bu alim Allah'ın derdine, Allah'ın İslam'ına, dinine, Kur'an'ına hizmet etmek düşmüş. Bu alim, alem olduğu için mevcudatın Allah'ı tarif etmesine, Allah'ı izah etmesine, hatta Allah'ı casuslamasına şahit olduğu için meşhuttur ve şehittir. Hayatı her safhası şehit. Hatta şerif bir delil. Alimin kanı değil, kaleminin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Niçin? Çünkü alim olmasa, alim o şehide, o ruhu, o düşünceyi, o şuuru kim verecekti? Cepheye giden askere şuuru veren kim? Alim. Mesela şu anda askere gitmeyen var değil mi aranızda çok? Bayağı var. Görüyorum. Peki, şimdi bu düşünceyle gidecek, şehit ol. Bu dersleri dinliyor bizden. Hepimizden dinliyor. Ve yetişiyor değil mi? Sen çocukla uğraşıyorsun, büyütüyorsun. Çocuk ondan sonra kahraman olacak olan şehit olacağız. Değil mi? Bir vatan millet ve şehit olacak. Onu yetiştiren biziz. Biz olmayacağız. Olmadı yani biraz. Tamam siz o anne babası, şehidin babası. Demek ki Allah'ın rahmeti çok büyük. Tamam. Zaten diyor ya ben insanı dünyaya göndermesinin hikmeti ve gayesi bu yani. Kaldı evet. Kendini tanımak. Tanımak ve tanımak. Peki niçin bunu söyledim? Kadir gecesi 27. gece değil mi? Niye Kur'an birinci gün inmedi? Onun için bu konuya girdim. İnsan bu şehadetine, bu Kur'an'a muhatabiyet seviyesini ancak Ramazan'da kazanıyor. Ne zaman? Başında değil. Niçin? Ramazan'ın en büyük özelliği şudur arkadaşlar. Beden ile ruh ayrışmış, bedenler putlaşmış. Ruhun ihtiyaçları hiç nazara alınmamış gündelik hayatta, Ramazan dışında. Diyeti bedene göre yapıyoruz. Kan grubuna göre beslenme, bilmem ne, kilo aldım. Adam kabus olmuş ya kilo. Öyle mi? Yok tansiyon kabus oldu. Kolesterol kabus olmuş, şekeri kabus olmuş. Kalbi kabus. Put yani. Ama bu insanın namazı yok, hiç umurunda değil. Tansiyonu umurunda. Şekeri hedefinde o orucu yok. Veya ne bileyim zekatı yok. Sennet olduğu halde. Namazı yok. Ama şekerim var diyor. Hedef onu koymuş. Putlaşan bedenlerin vücutları ruhlardan ayrılmış. Ruhlar unutulmuş. Ramazan'da ise beden-ruh ilişkisini bütünleştirip ruhu bedene galip getirme, formasyon yani format atmak, yeniden bir aktif hale getirmenin bir simgesel bir özelliği de vardır Ramazan'ın. En büyük özelliği budur. Yani bedene ruh hakim etmektir.
ruhu bedene hakim edip ruh esas alıyoruz. Evet beden alıyor. Hacım ya. Tamam peki ne var burada? Allah dedi. Allah yeme dedi. Önünde yemek. Evde hiç kimse yok. Tek başınasın. Allah hayır. Bu ruh beden hakim oluyor böylelikle. Şeyde diyor ya abi mektupta diyor ki nasıl ki dünkü geceki Leyla-i Kadir'e ulaşmak için iki yol var diyor ya. Birinci yolda diyor bir sene gezip dolaşıp ta geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi tay etmek lazım. Şu ise ehli sülükün mesleğidir ki ehli tarikatın çoğu bununla gider. Burada sizin dediğiniz şeyi söylüyor. İkincisi zamanla mukayyet olan cismin maddi gılafından sıyrılıp tecerrütle ruhen yükselip dün geceki Leyla-i Kadri öbür gün Leyla-i İd ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Bu işte. Yani şu bedeni Ramazan'dan önce beden ruh ilişkisi kopmuş. Arasında korkunç bir uçurum var. Bedenle ruh. Hatta ruh unutulmuş bakın. Namaz yok, şekerim var diyor. Bunu yapamam, şekerim var. Bunu yiyemem, şekerim var. Bunu giyemem, şekerim var. Veya tansiyonum var. Beden konmuş put. Esas atmış yani. Acayip bir şey. Aman abi. Kalkıyor gece, o saati saat kuruyor, ilaç içiyor. Ama namaza kalkmıyor. Anladın mı? Herhalde abi orada sayacak olan üç tane öze, yani buradaki Leyla-i Kadir'e geçmenin o üç tane maddesi var ya. Orada say işte nefsin hacatı süfliyesinden. Ekleşövün terkiyle ona geleceğim. Ramazan'ın en büyük vazifesi beden ruh kopukluğunu, uçurumunu birleştirmek ve ruhu beden hakim yapmaktır. En büyük gayesi bu. O zaman bunu ne zaman oluyor? Ramazan'ın birinden başlıyorsun. Ancak 27. günde buna muvaffak olduğumuz için o zaman Kur'an iniyor. Niçin? Bir daha soruyorum yeni gelenler için. Kur'an Ramazan'ın 27. gecesine, madem Kur'an ayıydı, başta inseydi, Kur'an Ramazan'ın birinci günü inseydi, niye 27'ye iniyor? Bitti zaten. O zaman ancak muhatap olabiliyor Kur'an'a ruh. O zamana kadar bunu antrenmanını yapıyoruz. Bir anda adam ısınmadan futbolcu dahi olsa sahaya indi mi top oynayamıyor. Yani 27. güne kadar ruh galip oluyor, muvaffak oluyor bedene ve Kur'an'a muhatap olacak bir seviyeye gelince Şehr-i Ramazan'da ve o Ramazan'ın 27. gecesinde Kur'an ona nuzul ediyor. Herkes kendisine nuzul etmiş gibi hayal edebilir, tefekkür edebilir. Çünkü onun zatında hepimize inmiş Kur'an. Şu anda nüzul etmeye devam ediyor değil mi? Ediyor. O etmiş bitmiş değil o. Kur'an mahluk olmadığı için, biraz önce anlattım diyorum. Devamlı an be an bütün kainat var olup yok oluyor, yok olup var oluyor ya. İki tane ayet var halkın cedid. Kur'an da an be an o ayetler hala devam ediyor. Durut yani bir nehir. Bak nehir nasıl olabiliyor? Ancak devam olursa nehir oluyor. Sureti bitti o zaman. Devamlı Kur'an nuzul ediyor. Cebrail devamlı aktif gene. Canlı olması. Evet, canlı olabilmesi için. Kur'an'ın canlı ve insanda şuurlu olabilmesi için geldi bitti. Değil öyle. Devam. Yani hava gibi. Bu donuk olsa, arkadan besleyici olmasa bu hava nefes aldık, oksijen bitti. Niye kapalı odada niye insan ölüyor? Oksijen bitiyor. Niye dışarıda? Devamlı basıyor. Yani Kur'an an ve an hala devam ediyor böyle nuzul. Devam yapıyor. İşte en çok sorulan şeylerden bir tanesi de neydi? Niçin Kur'an 27. gece iniyor da 1. gece inmiyor? Bu en hikmetlerinin bir hikmeti bu. Buna ancak muhatap olabiliyorsun. Mesela hepimiz yaşıyoruz oruç tutumuz. Zor durumda ya bundan sonra şöyle bakın. Yani azap çekiyorum, zevk alıyorum. Açlık, susuzluk mesela Urfa'daydım sıcakta. Sahurda da bir şey yemedik, kalktım mesela. Yani nasıl o 47 derecede hem konuşuyorum, Mevlüt'te sorulara cevap veriyorum acayip. Fakat azap çekiyorum ama hani var ya şartıcağızda bu ubudiyeti kim bana emretti?
Yani o kadar hoşuma gidiyor ki, niye, nereye darbe vurduğunu biliyor. Şuna vuruyor. Vuruyor, bağırıyor, o su ver diyor. Hiç şansın ya. Yani acayip bir şey. Bu sefer yani Allah'a muhatap, hatta yani şu anda ölsen Ramazan'da, adam bir de bunu gönül rızasıyla istiyor. Keşke ölsem diyor ya, oruç diyorken. O adam daha ne yapabilecek ki nefis? Su ver, yoksa ölüyorsun dese. Adam zaten canına minnet. Ramazan dua, oruç diyorken ölmez. Şimdi nefis daha ne yapacak? Ha, bu haleti kazana 27. gecesinde demek ki tam muhatabi ilahi olacak makama geliyor o. Bedenine hakim oluyor o. Putluktan çıkıyor beden. Esas oluyor ruh, insanı berzah olmaya başlıyor, koridor oluyor. 121 şualarda böyle bir ruhu âliye Kur'an nuzul ediyor. Kur'an'a muhatap oluyoruz. Şimdi şöyle bak, Ramazan-ı Şerif'in siyamı, yani Kur'an'a ki madem şehri Ramazan'dan nuzul etmiş, gene ediyor. O Kur'an'ın zaman-ı nuzulüne istihzar ile, istihzar bu, hazırlamak bu. Yani 27. güne kadar Ömer istihzar, yani ruhu oraya hazırlıyor. İlk Ramazan'ın birinde olmuyor bu daha. İstihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için, yani ona muhatap olabilmek için 27. güne kadar için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı sufliyesinden ve malayaniyat haletinden tecerrüt ve ekle ve şürbün, yeme ve içmenin terkiyle meleket vaziyetine benzemek. Yani melekte ne özelliği var? Yemezler, içmezler, cinselliği yoktur. İnsan bütün eşefi mahlukattır. Halife-i ruh-i zemindir. Muhatap ilahiyedir, tek ilk, en önemli. Ama insan yer, içer, cinselliğe ihtiyacı var böyle. Sufli tarafı da var. Ramazan'da meleğe dönüyor. Çünkü melek yemez, içme, cinselliği yok. İnsan da oruç tutunca, yemez, içme, cinsellikten uzak olunca onu temsil ediyor. 15. senede de cismi maddi kılafı bu o zaman. Cismi maddi kılafına sıyrılıyor. Yani bedensel hazlar ya sanki yok. Yok ya. Mesela siz düşünebilir misiniz? Bir hayvana oruç tutturabilir misiniz? Sığıra, bak sığırcım, aç olacak ve ot olacak, yemeyecek. Mesela köpeğe. Yani yaptığı hatalardan özür dileyen hayvan gördünüz mü? Ya özür dilerim, ben sığırdım. O tarlayı yememem lazım ama yedim, ama özür dilerim. Veya yaptığı bir sırttan. Ya ben aslında yapmamamı. Özür insan diler. Özür dilemiyorsa sırttan gibi bir adamdır. İnsan suretinde bir şeydir. Özürün en büyüğün Allah'adır. Tövbe özürdür. Özür diliyorum ya Rabbim. Birbirimize de özür dilemek, evde de öyle. Ne olmuş böyle? Evde veya bir dostuna özür dilemek böyle biraz aşağılanmış. Oysa nefse ağır geliyor. Demek ki çok kutsi bir şeydir özür dileyebilmek. Demek ki Ramazan'da hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halatından tecerrüt edince ek ve şürk, yeme içmeden terkiyle meleket vaziyetine benzemek, bir surette o Kur'an'ı yeni nazıl oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitab-ı ilahi güya geldiği anin üzülünde dinlemek. Sanki yeni geliyor. Sanki değil, doğrudur. Çünkü Kur'an nuzul etmiş bitmiş, hayır öyle değil. Ediyor, devam ediyor. Çünkü varlık sabit değil. Bütün mevcudat İlimden kudrete, kudretten ilime. Dırırt, 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 dırırt. Şu ampul var ya, şu ampul. Saniyede 60 defa yanar söner. Ama biz onu yanmaz sönme o kadar hızlı ki, gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için biz devamlı lamba yanıyor zannediyoruz. Hayır. Hepsi tek tektir bu. Dırırt olunca o kadar hızlı ki devamlı yanıyor gibi. İşte bu varlık var ya, o kadar hızlı var olup yok oluyor ki biz var hala devam ediyor zannediyoruz. Sabit zannediyoruz bunu. Bu var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. İlimden kalıyor. İşte var olunca vahiy gelmiş oluyor. Vahiy geliyor, yok olunca vahiy gidiyor. Şey yapıyor, gidiyor. Dırırt. Varlıkla beraber, çünkü varlık Kur'an'ın dışa vuruşuydu. Dedik ya, şeceri hilkat, insan Kur'an aynıdır.
İnsan-ı kebir-i kainat diyor. Kur'an-ı kebir-i kainat diyor. Dolayısıyla Kur'an yeni nuzul, nazul oluyor gibi ki, o doğru işte onu anlattım. Oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitab-ı ilahi güya geldiği ani nuzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Yani bu tefekkürün malzemeleri, böyle dinle, böyle dinle, böyle tefekkür et diyor Ramazan'da. Dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki Mütekellim Ezeli'den dinliyor gibi bir kutsi alete mazhar olur. Kur'an üç şekilde dinleniliyor ya, mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesine söylerken ilk ayeti, sen de kenarda dinliyormuş gibi ol. Peygamber sahabesini anlatıyor. Biraz terakki edersek bu konuda, sanki Cebrail Peygamberimize söylerken sen de dinliyormuş gibi oluyor o. Bir de Allah Cebrail'e söylerken sen de kenardan dinliyormuş gibi bu haleti tefekkür ol diyor. Bak bir de okuyayım. Ani nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek bir. Belki Hazreti Cebrail'den, belki Mütekellim-i Ezeli'den dinliyor gibi bir kutsi alete mazhar olur ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Şimdi hızlı okuyorum, cümleyi bitireyim. Tamam, şey yapmayacağım. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya Alem-i İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehr-i Ramazan ellezî unzile fihin Kur'an ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat-ı uzmanın sair efrakları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidi mukaddeste nefs-i süflinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyeti nuraniyeden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehl-i siyama muhalefet edenler de o derece umum o âlem-i İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftirler. Geceniz mübarek olsun. Çok dehşetli söyle, girmek istemiyordum. Girmeyeceğim. Yani ben bir şey soracağım sana. Şimdi son cümlede dedin ki hani Cenab-ı Allah'ın Cebrail Aleyhisselam'a hani söylediği gibi bir de Mütekellim-i Ezeli'den. O zaman Cenab-ı Allah hani haşa bir vücut vermiş olmuyor mu? Nasıl oluyor? Onu nasıl anlayacağız? Nasıl tefekkür şimdi edeceğiz? Şimdi şöyle. Şimdi Şeceri Hilkat'ın ne kadar biliyorsun bilmiyorum ama şimdi Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tamam. Ondan sonra ilk Nur-u Muhammed yaratıldı. Tamam, ilk Nur-u Muhammed'den sonra peyderpey varlık yaratıldı. O Nur-u Muhammed'i tektir. Mahiyet-i insaniyedir bu. Bütün insanlığın hakikati orada. Biz de oradayız. Dolayısıyla bu cihetle ilk benim nurum yaratıldı diyor Peygamber Aleyhisselam. O insan olduğu için, insan evinin mümesili cemi olduğu için, yani bir büyük bir ağacın dalı, budağı, kökü, meyvesi, tadı, kokusu hepsi çekirdekte ya. Nur-u Muhammed'i bu çekirdeğe benzer. Ağaç, şeceri, hılkata benzer. Her birimiz meyveye benzeriz. Peygamber ise kökteki çekirdeğe benzer. Evet, meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdek aynısı değil ama gayrisi de değil. Cebrail ise ya yapraktır, ya çiçektir, ya meyvedir. İnsan ise ya mesela meyvedir. Cebrail çiçek olsa, İsrafil yaprak olsa, ötekisi dal, ötekisi gövde olsa, kök olsa gibi düşün. İnsan sondur. Bu cihette, insanlık cihetiyle biz ondan da önceyiz. İnsan onlardan da üstündür. Cebrail Mikail'den de üstündür. İnsanlık hakikati itibariyle üstündür. O cihette baktığın zaman ilk kelam-ı ilahiye muhatap insandır. Şimdi Allah Celle Celaluhu
kainat şey ilk önce nuru yaratıyor. Sonra o nur insanı, sonra bütün varlığı yarattı. En son bizi de meyve şuraya getirdi. Allah kelamını Cebrail'e tezahür ettiriyor. Cebrail peygambere iki. Şimdi ona geleceğim. Peygamber de sahabesine. Sen kenardan peygamber sahabeye Kur'an'ı naklederken sen de seni görmüyorlar. Tarihe biniyorsun, geçmişe biniyorsun. Peygamberin ümmetini anlatırken dinler gibi. Bir safhada ileri git. Cebrail peygamberi anlatırken, söylerken dinler gibi ol. Allah bunu anlatırken. Şimdi orada artık mahlukiyetimiz yok. Nur-u Muhammed'i cihetiyle. Yani öyle telakki ediyorsun ki fena fillah oluyorsun. Kur'an vasıtasıyla. İlk böyle muhatabı Allah'ın yarattığı şey Nur-u Muhammed'i. Nur-u Muhammed'i'ye yüklerken Kur'an'ı, Cebrail Mebrail yok orada. Mahlukiyet de yok. O artık ne vaciptir ne mahluktur. Bunu çok anlatmıştık. Orada yüklerken ama bizim gibi böyle konuşma gibi değil. Tamam, mesela şu anda hava aleminde bir sürü sesler var ama konuşma cinsinde değil. Ama konuşma. Aç radyoyu konuşuyor. Aç televizyonu gösteriyor. Ama hani ses var mı? Yok. Mesela çanak anten uydudan çekiyor sesi. Sen duyuyor musun? Çanak anten orayı görüyor. Sen görüyor musun? Çanak anten beşeri bir sanat. Bizim gözümüzün görmediğini görürse, çanak anten bizim sanatımız, bizim duymadığımızı o duyarsa, peki insanın ruhunu düşün. İnsanın sanatı buysa. Mesela bazen görmediğime inanmam. Ya çanak anten görüyor mu ya? Görüyor. Onun gördüğünü ben niye görmüyorum? Aç bakayım gözünü. Çanak anten uyduyu görebiliyor musun? Oradaki filmi alıyor ya. Oradaki filmi, resmini alıyor, görüntüsünü alıyor, sesini alıyor. Ben o çanak anten kulağı bile yok. Bu kulakmış çanak. İnsan ruhu da böyle bir çanak. Gözükmeyen Allah'ı görüyor. İşitilmeyen Allah işitiyor. Çanak anten gibi insan işte. Şu anda biz beşeriz. Çanak antenin yaptığını yapamıyoruz. Ama biz yaptık onu. Biz beşeriz. Şerlerle dolu. Ama muhatap ilahi olma makamı insanlık makamıdır. İnsanlar bu aleme insanlık makamını kesbetmek için gelmiş. Biz daha beşeriz. Şerlerle doluyuz. Bak bir daha çanak anten nasıl ki gözükmeyeni görür, işitilmeyeni işitiyor. İnsanın ruhu da gözün, bu bedenin gözünün görmediğini görür, işitmediğini işitir. İlham budur. Sunu'a, tulat, işaret budur. Vahiy budur. Kulağın duymadığını duyar. O işte çanak anten gibi ruh da böyle muhatabıyla olur mu? Artık direkt Allah'tan alıyor. İlham Allah'ın değil midir? Allah'ın konuşması değil midir? Melek yok arada. İlham Allah'ın konuşması. Direkt alıyor insan. Bunu onun için Allah böyle ötelemek değil. Peki. Geceniz tekrar mübarek olsun. Programı şudur. Malum her şeyde mübarek gecede şey yapıyorum. Sabahlıyoruz. Zaten Ramazan'da sabahlanıyor. Ama Kadir Gecesi olması bile biraz da dolu doludur. Ustadımız burada ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bir tövbe ve istiğfarla meşgul olmak. Tövbe ve istiğfar nedir? Kaza namazı olan, kaza namazına başlamamışsa başlasın. En azından 2-3 günlük kazanızı kılın. Seyif secdeleriniz varsa onu yapın. Ondan sonra elinizi kaldırın, bütün geçmişinize dua edin. Ve geçmişinizden de tövbe edin bu akşam. Cüz alın. Özel yer yer işte birbirlerinize hep beraber yine müzakere yapacağız. Dersler yapacağız. Allah nasip ederse. Şeye kadar, sahura kadar böyle olacak. Derslerle şeyler ama kazanız varsa bak başta tekrar duruyor. Tövbe nedir? Kazası olanın başlaması en büyük tövbesidir. Ondan sonra kavli tövbe de yapın. Yani ya Rabbi geçmişten bu yana yapmış olduğum gerekli kavli, fiili ne ki bende arız olmuşsa, ne ki arız olup da sen bundan razı değilsen, niçin böyle yaptın, niçin böyle yapmadın, niçin böyle dedin, niçin böyle demedin, itabına vesile ve sebep olacak fiilleri ve sözleri ya Rabbi Allah'ın hatırına affeyle.
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine affeyle, bizi merhamet eyle, bizi insi ve cinli şeytanların şerrinden semavi arzı afaklarda muhafaza eyle, usul ve furularımızı da bu nimet-i ilahiye maide-i Kur'an'ın sofrasından hissesini azim eyle, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eyle. Amin. Ve dergah-ı izzetinde makbul olmuş, kabul edilmiş bir zümresinde bizi ilhak eyle, iştirak-ı amali uhreveden hissimizi ziyade eyle. Amin. Ve bizi beşeriyetin en önemlisi, bizi beşeriyetimizin iktizası olarak işlediğimiz günahlardan dolayı ama daha önce vermiş olduğum bu dava nimetini, Kur'an hakikatini, iman nimetini, hakikat nimetini elimizden alma ya Rabbi. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlardan dolayı vermiş olduğu nimetini geri alma ya Rabbi. Ve gecenin hürmetine. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.